Merhaba arkadaşlar, bir ödev videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu hafta sizlerle saf madde konusunu işleyeceğiz. Bunu zaten anlatmıştım size. Şimdi bir tekrar çalışması yapacağız. Atölye kitaplarımızdan tekrarımıza başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, neydi saf madde? Gelin birlikte hatırlayalım. Daha önceki derslerimizde sizlere atom konusunu anlatmıştım. Atomun tanecik yapısından bahsetmiştim. Proton, nötron, elektrondan bahsetmiştim. Saf madde tanımını yapabilmemiz için öncelikle atomu bilmemiz gerekir. Yani tek cins atomdan ya da tek cins molekülden oluşumu biz saf madde olarak ifade ediyoruz. Yani maddelerin saf ve saf olmama durumlarını içerisinde bulunan atom yapısının veya molekül yapısının durumuna göre ifade ediyoruz. Aynı tür tanecik, yani atom ya da molekül barındıran maddeleri biz saf madde diyoruz. Saf maddeyi kendi içinde arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Elementler ve bileşikler olmak üzere. Elementler aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerken tek cins atom içerebilirler ya da tek cins molekül içerebilirler, tek atomun olduğu molekül yapısını içerebilirlerken sembollerle gösterilirler ve bir elementin proton ya da diğer bir ifadeyle atom numarasına göre bir periyodik tabloya dizilmenin olacağını bileceğiz. Yani her elementin bir sembolü var arkadaşlar ve bu semboller onun ismi yerine geçecek ve biz elementleri bu gösterdiğimiz sembolleri de belirli bir kuralla ifade ediyoruz. Yani bir element sembolü tek bir harften ya da iki tane harfin birleşiminden oluşabiliyor arkadaşlar. Eğer iki harfin birleşiminden oluşursa bizim elementimiz, ilk harfimiz büyük, ikinci harfimiz küçük olarak yazılarak sembolize edilir ve ilk 18 element içinde önemli olduğunu söylemiştik. Bunun dışında altın, bakır, gümüş, demir, oksijen, hidrojen, klor elementleri yine element olarak karşımıza çıkıyor bu maddeler. Peki bileşikler ne? Bununla da bakalım. Bileşikler arkadaşlar elementlerden farklı olarak tek cins atom değil, İki veya daha fazla cins atomun bir arada kullanılmasıyla, bir birleşmesiyle meydana gelen yeni oluşum maddeleridir. Yani burada bileşikleri oluştururken arkadaşlar elementler kendi özelliklerini kaybederler. Mesela su çok bildiğimiz hayatımızın bir parçası olan bir bileşiktir. Yapısında hidrojen ve oksijen atomları bulunur ve bunların belirli bir oranda birleşmesiyle biz bileşiği oluşturmuş oluyoruz. Yani bir bileşik oluştuğunda onu oluşturan elementler arkadaşlar özelliklerini kaybederler. Hidrojen kendine ait özelliğini kaybedecek, oksijen kendine ait özelliğini kaybederek suyu oluşturacaktır. Bileşikler kendine oluşturan elementlerin özelliğini göstermeyecekler. Yani hidrojen, oksijen farklı özellik gösterirken su farklı bir özellik gösterecek. Biz bileşikleri arkadaşlar iyonik yapılı ya da molekül yapılı olmayan ve molekül yapılı olarak ikiye ayırıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar molekül yapılı olanlar birden fazla cins atomun yine bir araya gelmesiyle oluşan bir yapı. Molekül yapılı olmayanlar da yine birden fazla cins ama daha belirgin bir yapıda. Birinde gruplaşma görebiliyorken diğerinde atomlar tek tek gözümüze çarpıyor. Biz arkadaşlar bileşikleri sembollerle gösteremiyoruz. Bileşikleri sembollerin birleşmeleriyle, molekülde yer alan elementlerin sayılarıyla formülize ediyoruz. Yani biz bileşikleri formüllerle gösteriyoruz. Sadece bileşikleri formüllerle göstermiyoruz. Bu bir istisna, yani özelliktir arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Elementlerin bazıları tek başına bulunmazlar, biliyoruz ki molekül yapılı şekilde bulunurlar. Biz molekül yapılı olan elementleri de
önce sembolik gösterimi ve sayısı kaç tane elementten oluştuysa bunu bir sayısal değer olarak ifade ederek bir formülizasyon yapıyoruz. Yani molekül yapılı elementleri biz bileşikleri formüllerle gösteriyoruz. Neler bileşik? Su bir bileşik, şeker bir bileşik, karbondioksit bir bileşik, tuz bir bileşik ve bunların hem özelliklerini hem de formüllerini birlikte öğreneceğiz. Şimdi doğru mu yanlış mı kısmımıza geçelim arkadaşlar. Bunu birlikte yapalım. Elementler tek cins atomlardan meydana gelmiştir. Evet arkadaşlar, elementlerin içinde tek cins atom bulunur. Elementler formülle gösterilir. Genel bir bilgi olduğu için biz elementleri sembollerle gösteriyoruz diyeceğiz. Formüllerle gösterilmiyor ama bize açıklasaydı deseydi ki molekül yapılı elementler formüllerle gösterilir, o zaman doğru kabul edebilirdik. Bileşikler en az iki farklı element atomunun bir araya gelmesiyle oluşur. Doğrudur. Bileşikler sembollerle değil, formüllerle gösterilir. Saf madde element bileşik olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru olacak. Bütün elementlerin atomları aynıdır. Arkadaşlar, bir elementi oluşturan atomlar aynıdır ama her elementin atom yapısı birbirinden farklı olduğu için bu bilgi yanlıştır. Bileşikler kimyasal yöntemler ile kendini oluşturan elementlere ayrılabilir. Evet, bileşikleri ayırmak çok zordur arkadaşlar. Bu yüzden kimyasal yöntemler kullanılabilir ancak ve ancak. Bileşiklerin kendi oluşan elementlerin özelliklerini taşımadıklarını, onlardan farklı olduklarını söyledik. O yüzden yanlış bir ifade. Yemek tuzu ve su bileşiği örnek verilebilir. Evet, yemek tuzu sodyum klorür bileşiğidir. Su hidrojen ile oluşmuş bir bileşiktir. Hani hidrojen monoksit olarak ifade ediyoruz su bileşiğini. O yüzden ikisi de bir bileşik özelliği gösterecektir. Demir, altın, gümüş ve oksijen elementleri örnek verilebilir. Evet arkadaşlar, bunlar birer elementtir. Devam edelim. Aşağıdaki kelimelerin cümlelerin boşluklarını uygun şekilde dolduralım diyor arkadaşlar. Nokta nokta atomların belirli bir oranda gelmesiyle saf maddelere denir. Arkadaşlar, farklı atomların belirli bir oranda bir araya gelmesiyle bileşik oluşur. O yüzden burayı farklı ve bileşik olarak tamamlayacağız. Elementlerin ve bileşiklerin belirli bir erime, donma, kaynama sıcaklığı vardır. Arkadaşlar, her bir madde için, aslında karışım dışında her bir madde için, element ve bileşik için biz belirli bir hal değişim sıcaklığından bahsedebiliyoruz. Bileşikler formüller ile gösterilir. Bileşikler iyonik ya da molekül yapılı olabilir. Elementler atomik ya da molekül yapılı olabilir. Bakın arkadaşlar, bileşikler iyonik ya da molekül yapılıyken elementler atomik ya da molekül yapılı olarak ifade ediyoruz. Elementi artan atom numaralarına göre periyodik tabloya yerleştirilmişlerdir arkadaşlar. Burada periyodik tablo. Bunu 8. sınıfta daha iyisini göreceğiz arkadaşlar. Periyodik tablonun nasıl olduğunu, nasıl yerleştirildiğini öğreneceğiz. Bileşikler kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler, farklıdır. Elementler sembollerle gösterilir. Elementler aynı cins atomlardan oluşur ve doğada birçok element vardır ve bu elementlerin hepsi birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Her bir element arkadaşlar farklı bir özelliklidir ve bunu biliyorsunuz günlük hayatta farklı şekilde kullandığımızı da söylemiştim. Şimdi gelelim burada bize verilen elementlerin özelliklerine göre ifade edelim. Bize bazı özellikler verilmiş: roket yakıtı olarak kullanılabilme, ısıya dayanıklı cam imalatında, canlıların solunumunda, mutfak araç gereçlerinde, suları temizlemek için ve canlının yapısında gibi
adeler verilmiş ve bunları birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, roket yapımında kullanılan hidrojen elementidir. Isıya dayanıklı cam kullanılan bor cam duymuşsunuzdur. Bor elementidir ve sembolü B harfidir. Canlıların solunumunda kullanılan gaz oksijen gazıdır. O ile gösterilir sembolü. Mutfak arak gereçlerin yapısında kullanılan arkadaşlar alüminyumdur. Alüminyumdan tencereler, tavalar görürüz. Alüminyumun sembolü AR harfleridir. Suları temizlemek için klor kullanılır, özellikle havuzlarda ve sularda. Klor CL ile sembolize edilir ve canlıların yapısında arkadaşlar karbon elementi bulunur ve C harfiyle gösterilir. Gelelim sembolü formülünün kısmımıza arkadaşlar. Şimdi eğer bir element, şimdi element olduğunu ve sembol olduğunu nereden anlıyoruz? Tek bir harften oluşuyorsa arkadaşlar bu bir element. Yanına bir harf daha geldiyse yine elementi ifade eden bir sembol olur. Ama bunun yanına işte bir sayı eklenirse o zaman iş değişir. O zaman formülizasyon olmuş olur. Şimdi bakıyorum tek bir cins atomdan oluştuğunu ama yanında iki olduğunu görüyorum. Demek ki bu bir molekül yapısı ve biz molekül yapılı elementleri formüllerle gösteriyoruz. Yanına F diyorum, formülle gösteriyoruz. Karbondioksit bileşiği zaten bileşik olduğu için formülle gösterilecek. Cu bakır elementinin sembolüdür arkadaşlar. O yüzden sembolün S'si olarak yazıyorum. Potasyum elementinin sembolüdür. S ile gösteriyorum. Sodyum hidroksit bileşiğidir arkadaşlar. Bir formül. Bakın 1, 2 ve 3 tane sembolün birleşmesiyle oluştuğu için bir formüldür. Bakın 2 tane sembolün birleşmesiyle oluştuğu için bir formüldür. Hidroklorik asit. Sodyum klorür bileşiğidir yine. Formüllerle gösterilir. Bakın iki harften oluşuyor. Biri büyük, biri küçük. Bu kafamızı karışmasın. Tek cins anlamına gelir. Bu bir semboldür arkadaşlar. Oksijen yanına iki yazıldığı için formüldür arkadaşlar. Elementin ama molekül yapılı olduğu için formülle gösterilir. Kalsiyum karbonat bileşiği de yine formülle gösterilmiş olacak. O zaman sembolle gösterilenler bakır, potasyum, helyum olması gerekiyor. Bunun dışındakiler ise formül olmuş olacak. Evet. Gelelim bulmacamıza arkadaşlar. Buradaki bulmacada karışık olarak verilenlerden elementlerin ya da bileşiklerin elementler ve sembolleri şeklinde bulmamız isteniyor. Ben burada bakın çok net bir helyum gördüm. Öncelikle olanları hemen işaretliyorum. Helyumu görüyorum. Silisyum, oksijen var. Burada fosfor görüyoruz, flor görüyoruz, kükürt görüyoruz, neon, karbon elementlerini görüyoruz. Gördüğümüz elementler bunlar. Hemen sembollerine bakalım. Helyumun sembolü He'dir, oksijenin O'dur, silisyumun C'dir, neonun Ne'dir, fosforun P'dir, alüminyumun Al, karbonun C, kükürtün S ve florun F'dir. Burada gizlenmiş bir mesajımız var. Bakalım o neymiş? Ara yayınları ile fende ustalaşma zamanı diye bir sembolümüz, mesajımız gizlenmiş oluyor semboller ve elementlerin isimleri arasında. Evet. Gelelim element adı ve sembolünü. Arkadaşlar biz elementlerin Latince isimlerine göre sembolize ediyoruz. Bir elementin sembolü ya onun ilk harfi ya ikinci harfi ya da yani Latince ismine göre ifade ettiğimiz için hidrojenin yine hidrojen olarak Latince ismi olduğundan ilk harfimizi alıyorum, H. Şimdi burada He görüyorum arkadaşlar. He harfi olsaydı hidrojen diyecektim. He olduğu için helyum elementidir arkadaşlar. O harfiyle sembolize edilen elementim oksijendir. Alüminyum elementim ilk iki harfiyle sembolize edilir. Sembolü Al'dir. Karbon elementinin Latincesi carbondur. İlk harfi C harfiyle sembolize edilir. Flor F harfiyle,
Ar ile sembolize edilen argon elementidir. B ile sembolize edilen ve E ile sembolize edilen berilyum elementidir. P ile sembolize edilen de fosfor elementi olacaktır. Gelelim bileşiğin ismine ve içerisindeki atom çeşidine. Arkadaşlar H2O bileşiğinin bizim günlük hayatta kullandığımız ismi tabii ki sudur, su bileşiği. Bunun tabii ki Latince ismi de vardır, bir hidrojen monoksit bileşiği aslında kimyasal ismidir ama günlük hayatta biz su olarak kullanıyoruz. Ne var yapısında? İki tane hidrojen, bir tane oksijen. Nereden anladım? Formülde arkadaşlar altında ya da yanında yazılı olan rakam ondan kaç tane atom olduğunu bize gösteriyor molekülü içerisinde. Burada molekülde iki tane hidrojenin bir tane oksijen atomunun olduğunu görüyor. Bu bileşimin ismi arkadaşlar karbondioksit bileşiğidir. Bir tane karbon elementinden iki tane oksijen elementinden oluşur. Buradaki bileşimin ismi sodyum klorür bileşiğidir. Bir sodyum bir klor elementinden oluşur. Buradaki bileşim C6H12O6 çok karışık gelebilir. Size basit şekerin formülü yani glikozdur arkadaşlar. 6 tane karbon, 12 hidrojen, 6 oksijenden oluşur. NH3 bileşiği amonyaktır. 1 tane azot, 3 tane oksijen, 3 tane hidrojenden oluşur. Hidrojen klorür bileşiğidir. Diğer bir isim tuz ruhudur. Ve bir tane hidrojen, bir tane klor bileşiğinden oluşur. Şimdi diyor ki aşağıda verilen diyagrama uygun özellikleri yazarak tanımlayınız. Bir element ve bileşiklerin özellikleri. Bir kere elementler biz sembollerle gösteririz arkadaşlar. Aynı cins atomlardan oluşur ve atomik ya da molekül yapılı olabilir. Bileşikler ise farklı cins atomlardan oluşur. Formüllerle gösterilir ve iyonik ya da molekül yapılı olabilirler diyebiliriz. Daha farklı tabii özellikleri var. Mesela elementler belirli bir erime kaynama noktası var. Bileşiklerin ortak özellik olarak var. Bileşikler bileşik oluşumu sırasında kendi özelliklerini kaybederler gibi farklı maddeler de eklenebilir. Şimdi elementin kullanım alanını yazınız diyor arkadaşlar. Burada bir bakır elementi görüyoruz ve biz bakırı genel olarak elektrik elektronik ürünlerinde kullanıyoruz. Demir elementinin göstermiş burada Fe'dir sembolü. Genelde inşaat da çelik sanayinde kullanıyoruz. Altını nerede kullanıldığını bilmeyen yoktur hemen hemen. Takılarda, süs eşyalarında kullanıyoruz. Civayı da termometrelerde kullanıyoruz arkadaşlar yaygın olarak. Evet, aşağıda bazı elementlerin tanecik modelleri verilmiştir. Modellere ait türü yazınız. Arkadaşlar hemen bakıyorsunuz. Burada bizim ipucumuz renklendirme. Tek bir renk görüyorsanız elementi düşünün. Birden fazla renk görüyorsanız da bileşiği düşünmeniz lazım. Şimdi tek cins gördüğüm için bu bir elementtir. Birden fazla renk gördüğüm için bileşiktir. Tek renk gördüm element, birden fazla renk gördüm bileşik. Birden fazla renk gördüm bileşik, birden fazla renk gördüm bileşik. Birden fazla renk gördüm bileşik, birden tek renk değil birden fazla renk gördüm bileşik olacak. Renkler birbirine çok karışık, o yüzden seçemedim başta. Evet, şimdi gelelim element ve bileşiğe ait mi buna bakalım. Farklı tür atomlardan oluşan arkadaşlar bileşiklerdir. Elementler tek cins atomdan oluşur. Sembollerle gösterilen elementlerdir, formüllerle gösterilen bileşiklerdir. Saf madde olan her ikisidir arkadaşlar. Saf madde hem element hem bileşiktir. Aynı tür atomlardan oluşan elementtir. Kimyasal yöntemlerle ayrışılabilen bileşiktir. Atomik ya da molekül yapılı olabilen arkadaşlar elementtir. Basit maddeleri ayrışamayan elementtir olarak bir sınıflandırma yapmamız gerekiyor. Gelelim diğer kısmımızı bileşiklerin formüllerine bakarak sayıyı buldunuz. Arkadaşlar formülün içinden biz önce sembolleri ayırıyorum. Bir, iki tane sembol var. O zaman burada iki tane benim elementim var demek.
Kaç sayım? 1, 2. Bakın altta herhangi bir sayı olsaydı onları kullanmam gerekirdi. Altta herhangi bir sayı olmadığı için 1 kabul ediyorum. Bir tane sodyumdan, bir tane klordan. 2 atomum var. Oluşan elementlerde biri sodyum, biri klorür. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Kaç tane elementim var? Element cins anlamında soruyor bize. Bir tane hidrojen, bir tane oksijen, iki elementim var. Toplam atom sayım iki tane hidrojen, bir tane oksijen olduğu için 3'tür. Oluşan elementler hidrojen ve oksijen elementleridir. Buradaki bileşiğe bakalım arkadaşlar. Kaç element var? 1 karbon, 2 hidrojen, 3 oksijen farklı olanlara bakıyorum. 3 temel element sayım var. 3 cins atomdan oluşmuş. Atom sayısına bakıyorum arkadaşlar. 1 karbon, 3 tane hidrojen 4 etti. 1 tane daha karbon 5. 2 tane oksijen 7. 1 tane de hidrojen 8 tane atom oluştu. Oluşturulan elementler karbon, hidrojen ve oksijen elementleridir. Şeker bileşiği arkadaşlar, element sayısı karbon, hidrojen ve oksijen olmak üzere 3 cinstir. Toplam atom sayısı 24'tür. 12 hidrojen, 6 karbon, 6 oksijenden 24 tane atomumuz var. Oluşan element karbon, hidrojen ve oksijen elementleridir. Gelelim sorularımıza. Elementle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bir elementin tüm atomları aynıdır. Doğrudur. Tek cins atomdan oluşur. Elementler atomik ya da molekül yapılı olabilir. Doğrudur. Aynı cins atomlardan oluşan moleküller element molekülüdür. Doğrudur. Verilen tüm ifadedir. Gelelim ikinci sorumuza. Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangisiyle ilgili bölüme yazılamaz demiş. KLM bölümlerinin element ve bileşiklere ait özellikler yazılacaktır demiş. L bölgesinin her ikisinin ortak olduğu bir bölge. Hemen L'ye bakıyorum. Saf maddedir ifadesi doğruyken formüllerle gösterilme özelliği her ikisi için söylenemeyecektir. Biz elementlerin sembollerle gösterildiğini söylemiştik. Diyeceksiniz ki hocam ama molekül yapılı elementler formüllerle gösterilebilir. Burada genel bir ifade istediği için o istisna olduğu için kabul etmemiştir. Gelelim üçüncü soruya. Buse molekül modeli verilen su molekülünü oluşturmak için renkli düğmeler oluşturmuş. 5 tane su molekülü oluşturmak istiyor. Kaç tane kırmızı düğme gerekir? Şimdi bizim öncelikle su bileşiğine bakmamız lazım. Su bileşiği için 2 tane hidrojen, 1 tane oksijen kullanıyorum. Yani suyu oluşturmak için 2 tane kırmızı düğmeye, 1 tane mavi düğmeye ihtiyacım var. Bana 5 tane dediği için bunu arkadaşlar 5 ile çarpacağım. Yani benim 10 tane kırmızı düğmeye ihtiyacım olacak. Evet. Gelelim 4. soruya. Barış, günlük hayatımızda kullandığımız bazı bileşiklerin isimlerini, formüllerini ve kullanım alanlarıyla ilgili bir tablo hazırlamış. Fakat tabloda hata olduğunu söylüyor. Hangi ikisinin yerinin değişmesi gerektiğini bize sormuş. Şimdi arkadaşlar, biz buradan en çok bildiğimiz sofra tuzu, sodyum klorür sofra tuzudur diyoruz. Bunu hemen geçtik. Burada herhangi bir problem yok. Amonyak var, karbondioksit var. Karbondioksit bileşiği arkadaşlar daha çok yangın söndürücülerde kullanılır. Burada patlayıcıların yapısında kullanılan arkadaşlar amonyaktır. Temizlik malzemelerinde kullanılabilir bu. Burada arkadaşlar sodyum klorürlü olan olmayacak. Sodyum klorürlü olanı atacağız. Bunun dışında cevabımız karbondioksit ve amonyanın özelliğinin değişmesi olacak. Eğer onlar değiştirilirse tablo düzenlenmiş olacak. Evet. Gelelim 5. soruya. Diyor ki KLM element maddeleriyle ilgili bir tablo verilmiş. KLM aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın K'nın 2 çeşit atomu varmış. 2 tane atomu varmış. Hem çeşidi 2 tane hem 2 tane. O zaman karbondioksit olamaz
kan maddesi. Niye? Çünkü iki çeşit ama üç tane atomdan oluşuyor. C şıkkını eledim. L'ye bakıyorum. İki cins atomum olacak ama beş tane olacak. İki cins ama üç tane, A şıkkını eledim. İki cins beş tane olabilir. Devam ediyorum. Beşinci neye bakıyorum? Atom çeşidi 3'müş. Atom sayısı 24'müş. Arkadaşlar atom cinsi 3 olup atom sayısı 24 olan basit şeker olacak. Cevabımız Bursa olacaktır. Evet, altıncı soruya geçtik. Buna göre tabloda hatanın düzeltilmesi için hangi iki elementin yerlerini değiştirmek gerekir demiş. Arkadaşlar cam yapımında kullanılan bordur. Bunu unutmayalım. Burada klor için ısıya dayanıklı cam imalatında kullanılır demiş. Burada bir sıkıntı var. Bir kere bor kullanım, bor olacak. Bizim şıklarımız içerisinde yerinin değiştirilmesi gerekenler için. Bir diğeri de ne olur arkadaşlar? Bunların dışında ısıya cam klor elementinin karşısında olacağı için bor ve klor olması lazım cevabımız. Evet, burada elementlerin Türkçe, Almanca ve Latince isimleri verilmiş arkadaşlar. Ve diyor ki bize buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Element isimleri her dilde aynıdır. Element isimlerini görüyoruz ki her dilde aynı değildir. Buna ulaşamayız. Element sembolleri her dilde aynıdır. Evet arkadaşlar, element sembolleri her dilde aynı olmak zorunda. Bu bir genel kuraldır. Her dilde aynı şekilde sembolize edilir. Element isimleri yazılırken Latince isimlerinden yararlanılmıştır. Doğru olacak. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Evet arkadaşlar, bugünlük soru çözümümüz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki ödev videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili öğrencilerim.